Yiğit. Gidiyorum Kübra. Nereye? Anne Emre söz vermişsin, öyle söyledi bana. Kendi başına bir iş yapmayacaktın, hani öyle söylemişti. Bak başına bir şey gelecek, gerçekten gelecek Yiğit. Sibel benim yüzümden öldü Kübra. Doğmamış çocuğum öldü. Ve onu öldüren adam dışarıda elinin kolunu sallayarak dolanıyor. Nasıl sakin durayım? Yiğit bak. Bu adam ne babamı, ne Nihat'a, ne de Hakkı'ya benziyor. Bu adamın gözü dönmüş, hepsinden daha zalim. Belli işte sana bir şey yapacak. Sonra belki de hayatında ilk kez Eyhan'la sevap işlemiş olacak. Çünkü ben artık bu vicdan azabıyla yaşayamıyorum. Azap olmak istemiyorum. Biliyorum. Bunu senden istemem bile haksızlık. Ama hakkını helal et. Yiğit gitme. Ne olur yalvarıyorum gitme. Başka çarem yok Kübra. Bulduk. Plakayı alın hemen. Hemen telsizden de anons geçin, bulsunlar aracı. Çabuk çabuk hadi. Tamam komiserim. Yiğit nerede? Gitti. Nereye gitti? Kübra niye durdurmadın? Niye bana haber vermedin? Onu durdurmaya çalışmanın bir faydası olur mu sence? Başının bela girmesini engelleyebilirdim. Biz onu engelleyemeyiz Emir. O artık sadece düşmanlarıyla değil, kendiyle savaşıyor. Sen dua et de Seyhan'dan önce ben bulayım onu. Yoksa bir daha ömür boyu göremeyiz onu. Abi kaçırdık herif. Adam ruh oldu uçtu sanki ya. Dedim ama ben. İçeri girelim dedim, adamı yakalayalım. Mal mal oturduk bekledik orada. Kaçar tabii. Silahı ver. Ne yapacağız? Polisin kaçırması iyi oldu. Kendi işimi kendim halledeceğim. Biz? Siz bir şey yapmıyorsunuz. Artık tekim. Kendi suçumu telafi edeceğim. Ya Yiğit, saçmalama abi. Herif bir orada bir burada, çok tehlikeli. Tek gitme. Uzatma Selim. Beni soran olursa görmediniz. Vallahi deli olacağım ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.